Necla. Aa, selam. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel canım. Hep fedakarlık yapan ben oldum. Nelere katlandım. Bir gün düzelir diye bekledim ama yok. Sabret sabret, nereye kadar Necla? Haksız mıyım söyle. Ya kendi açından haklısın tabii. Her açıdan haklıyım. E sen de görüyordun yaptıklarını. Baban yüzüme bakmaz. Fikret iğneler durur. İstedikleri oldu. Rahatlamışlardır şimdi. Ya öyle deme. Bak inan bana hepsi çok üzgün. Hadi hadi. Şevket'e numara yapıyordur onlar. Allah bilir, yalnız kalınca karşılıklı harman dolu oynuyorlardır. Sinirden gülüyorum. Şevket nasıl? Çok kötü. Ruh gibi geziyor ortalıkta. Ya böyle olur işte. Bakmasaydı onların ağzına. Ama o seni çok seviyor. Ben de onu seviyorum Necla. E daha ne? Önemli olan sizin sevginiz değil mi? Ha? Sevgi her güçlüğü aşar. Babanın öldüğü duvarı aşamadık işte. Bir daha dene ne olur. Barış abimle. Perişan oldu. Ona da yazık. Abin için endişelenmene gerek yok. Onu teselli edebilecek bir sürü insan var etrafında. Anneciği, babacığı, Fikret ablacığı, siz. Ya ben ne yapayım? Yapayalnız kaldım bebeğimle bir başıma. Ne bebeği? Ferhunde abla? Sen hamile misin? Hayır hayır. Sen hamilesin. Vallahi hamilesin. Sakın kimseye söyleme. Neden? Bu harika bir haber. Saçmalama, nesi harika? Ayrıldık biz. Bak, bebek her şeyi değiştirir Ferhunde abla. Kesin barışırsınız. Ay çok iyi ya. Abim biliyor mu? Bilmiyor. Bilmeyecekti. Ama olmaz ki. Sana da söylemeyecektim, ağzımdan kaçtı. Ama bak, eğer bir kişiye söylersen, tek bir kişiye, bir daha yüzüne bakma. Neden saklıyorsun ki? Çünkü sadece bebek yüzünden bana dönsün istemiyorum. Barışmak için bebeği kullanmak istemiyorum. Saçmalıyorsun. Nasıl olsa öğrenecek. Lütfen Necla, söz ver bana. Bak vallahi ömür boyu konuşma. Tamam. Yemin et, söz ver. Söz.